Elimde çoğunuzun özel videoları var. Ne diyorsun? Mesela Gökçe'yi bulmuşken kaçırmak istemem. Ya. Evet. Ne? Geçmişini silemezsin. Buyurun. Geçmişini silemezsin Gökçe Bahadır. Tatlı Hayat dizisiyle girdin hayatımıza. Henüz 20 yaşında cıvıl cıvıl bir genç kızdın. Hatta dizideki rolünde belki biraz fazla bile cıvıl cıvıldın. Ay Yorgo Bey, aslında ben uçaktan çok korkarım. İnerken ve kalkarken elinizi tutmamda bir sakınca var mı? Hayat bilgisinde birkaç yaş daha küçüldün, törpü oldun. Yine cıvıl cıvıl devam ettin hayatına. Keşke ne olduğunu bilebilsem. Keşke nerede olduğunu bilebilsem. Fakat yaprak dökümünde işler yavaş yavaş değişmeye başladı. Örneğin Ali Rıza Bey'in yine kalp sektesi eşiğinde yürüdüğü günlerden birinde kocan tarafından terk edildiğin için sinir krizine girdin, camı çerçeveyi indirdin. Kocamı da aldı! Kocamı kaçtılar! Yaprak dökümünden itibaren sık sık alengirli ilişkilerin dertli kadınını oynayacaktın. Mesela Sensiz Olmaz dizisinde. Hala işe gideceğim, Kıbrıs'a gideceğim falan diyorsun Hakan. Görmüyor musun çocuğun halini? Bu çocuk annesini istiyor, farkında değil misin? Bu böyle olmaz. Oyunculukta rüştünü ispatladıktan sonra sanki bir gözünü şarkıcılığa diktiğini hissettik. Mesela Kayıp Şehir'de küvette şarkı söyledin. Arayan bulur elbet, aradın, buldun, pes anlayayı, konuyayı gördün ya. Aramızda Kalsın da mutfakta şarkı söyledin. Ahle canım, ahle canım. Oh. Ya bu kızın mükemmel bir sesi yok mu? Ne dinlersiniz? Led Zeppelin, Deep Purple, Pink. Pink. Beyoncé. Yani her şeyi dinlerim. Bilmem, öyle şimdi Pink'ten aklıma... sevdiğiniz bir şarkı var mı? Ben Pink'e bayılıyorum. Ben de çok severim. Bayılıyorum o kadına. Ben de çok. Durmuyor, acayip üretiyor ve sürekli kendini değiştiriyor. Evet. Bildiğiniz bir şarkısı var mı? Yani şu an hani sözlerini... Ya siz biliyor bile olsanız orkestram bilmiyordur da o yüzden rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Hiç Pink var mı elinizde Pink? Give Me A Reason diye bir şarkısı vardı, çok güzel ama. Çok basittir ve hemen başla. Ben yok ben. Minör. Give me... Nasıl? Gerçekten hiç hatırlamıyorum şu anda. Give me a reason. Give me a reason, o kadar. Türkçelerden var mı? Türkçelerden. Sensiz saadet neymiş? Bilir misiniz? Tatmadım bilemem ki ama sözlerini bilmiyorum Okan. Bir sözünü hatırlayamıyorum bildiğiniz bir şarkı var mı? Çok ani daha oldu. Daha dün annemizin... Kollarında yaşarken. Kollarında yaşarken. Tekile var, tekile. Ne var? Ayteki Ayça Koray'ı tabii anımsadı. Ah canım efendim. Allah rahmet. Bana ellerini ver. Hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben. Gel yapma güzel. Bana ellerini ver. Hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nazlı güzel. Selen'cim, ben Gökçe'ye böyle dedim, bir sesini sadece seyirci duysun diye söyledim. Ama kendisi hakikaten yüzsüz gibi bir şey. Bu kadar uzun söylenir mi? Sen çok daha güzel söyledin ve elbiselerini çok daha güzel dolduruyorsun. Ya, maşallah. Dolgunum. Maşallah, maşallah. İnanılmaz. Bütün dizilerde banyo sahnelerinde onu kullanmışlar. Neden? Banyo kıtlığı. Küvetler. Devam. Canım. Nihayet sahneye çıktın, sahnede şarkı söyledin. Ne yaptıysan iyi ki yaptın. Bu ne ya? Ben bunu nerede bu? Levent söyle, bir şey söylüyorsun. Yok, yok bir şey yok. Devam. Ne oldu? Bu ne zaman o? Bu bir arkadaşım için yaptığım bir gösteriydi. Neydi özel bir arkadaşın için? İnsan gider bir kitap alır, bir şey alır. Bu öyle ne bir ya? Şey, öyle bir durum değil, özel bir gece. Kızının bir doğum günü gecesinde bir müzikal ayarlamış. Ve müzikalde benim de sahneye çıkmamı istedi. Ya bu özel bir durum mu yani? Özel bir durum, evet.
Babacığım öyle... kime bu hediye, ben anlamadım ya. Yani çok yakın bir arkadaşımın hazırladığı çocuğuna. Bir gecede. Ha. Evet. Çocuğunu hazırladı. Özel bir gecede yaptığımız bir şeydi yani. Öyle siz de bulmuşsunuz. Bu ne abi? Ben böyle bir şey görmedim. Biz özel gece yaptığımız zaman evde mevde buluşuyoruz. Ne? İşte onlar öyle bir gece tasarlamışlar. Neresi bu? Atatürk Kültür Merkezi mi? Burası Çırağan. Aa. Vay. Devam. Ne yaptıysan iyi ki yaptın Gökçe Bahadır. Geçmişini silemezsin. Var bu senin içinde, var bu. Var. Doğru. Var bu. Buradan patlayacaksın sen. Var mı böyle albüm durumları? Yok. Albüm gibi bir isteğim yok. Ama sahnede buna dair bir şeyler yapmak istiyorum, evet. Bu senin dudakların, ben o oynarken de yani o kadına giriş çıkış bilmem ne, hani oyuncu kız ve gerçek kıza sahnede girip çıkarken de görüyorum. Bunun dudaklarında başka bir hayvan varmış gibi bunun dudakları hareket ediyor. Bir garip bir şey var. Yani mesela o bir kadında hep oluyor, öbür kadında hiç olmuyor. Onu daha böyle şöyle. Evet, aynen. Evet. Onu daha böyle şöyle kullanıyorum çünkü. Evet, bir Sezen Aksu çıkıyor. Evet. İçinden Sezen Aksu patlıyor. Nasıl oluyor? Yok aslında... Sezen Aksu mu çalıştın uzun süre? Yok. Kitap gibi bir... kadındır, çalışılır. Ya çalışılır tabii ki. Çok da severim kendisini de. Böyle bir... Tamamen çalışırken öyle kendi içimden gelen bir şeydi. Böyle daha hani... Bak dudaklara bak. Kadın kendince öyle bir şey yapmış filan. Bak, bütün oyuncular farklı iki karakter oynuyor oyunda, evet. Gördün. Evet, girip çıkarken... Ve... Oh,